Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Kadınların yaşadığı şiddet ve eşitsizlikle ilgili olarak sunulan önerge üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Aziz Türk milletini ve sizlere saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet'in 94. yılında 2017'de hala kadınlarımızın hak ettiği değeri yaşamadığını görerek kadın şiddeti ve eşitsizlik üzerinde konuşuyor olmak çok üzücü. Aslında tarihimize dönüp baktığımızda çok daha eskiden şanlı tarihimizde kadınlarımızın nasıl haklara sahip olduğunu, hangi statüde bulunduğunu çoğumuz biliyoruzdur belki. Ha ben yine de biraz hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunu hatırlatırsam, tarihimizde Türk kadının yeri üzerinde biraz durursam, bu gelecek için bize güç ve umut verecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Türk milleti tarih boyunca devlet kurma konusunda üstün bir yeteneğe sahip bir uygarlık olmuştur. Toplum içindeki kadının statüsü ve hakları o dönemde yer alan toplumlara göre ise çok daha farklı olmuştur. Kadın sadece ailenin direği değil, siyasi, hukuki alanda ve erkeğe eşdeğer bir konuma sahipti. Birlikte at binmeyi, ok atmayı, avlanmayı öğrenirler ve savaşlara bile birlikte katılırlardı. Bu tutum kadını erkekle birlikte siyasette eşdeğer konuma getirmiş, kadınlar hükümdarlık vekaletine sahip olmuş, devlet meclisine girme yetkisine, diplomatik görevlere sahip olmuş, elçileri kabul etme ve görüşme görevi almış, hukuksal alanda yetki kullanmıştır. Hatta savaş meclisinde bulunup kararlara imza atmıştır. Ve hatta o zaman kanun niteliğindeki kararnameler Han ve Hatun buyuruyor ki ifadesi olmadan, altında imzası olmadan çıkmamıştır. Maalesef kadına yönelik şiddetin o tarihte en ağır cezayla karşılaştığı dönemden bugüne nasıl gelinmiştir? Kadın ayrıcalıklı konumunu geçen süreçte kaybetmiştir ki ta ki Cumhuriyet döneminde kadının layık olduğu değeri ve toplum içindeki hak ettiği konuma ulaşabilmesi noktasında Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çabaya kadar. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadının statüsüyle ilgili olarak sarf ettiği sözleri sizlerle paylaşarak bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir topluluk, bir ulus ve erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı cinsten oluşur. Bir ulusun bir bölümünü geliştirip diğer bölümünü geliştirmeden toplumun tümünün gelişmesi olanaksızdır. Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısının göklere yükselmesi mümkün müdür? Ama maalesef bu güzel sözlerle kadınlara sunulan hakların birçok ülkenin önüne geçtiği tarihten itibaren baktığımızda istatistikler bize çok olumlu sonuçlar göstermemekte. Dünya Ekonomik Forumu araştırma yapmış, 145 ülke arasında 2015 yılında toplumsal cinsiyet uçurumu raporu sunmuş. Burada 2015'te Türkiye 145 ülke arasında 130. sırada yer alıyor maalesef. Ekonomik katılım ve fırsatlar açısından Türkiye 131. sırada. Kadınların iş gücüne katılımında da 131. sırada. Türkiye ücret eşitliğinde ise 82. sırada. İş gücüne kadınların %32.20'si, erkeklerin %75.6'sı katılıyor. Cinsiyet eşitliği eğitimde 105. sırada olmamıza denk geliyor. Kadınların okur yazarlık oranında 105. sıradayız. Maalesef ülkemizde okur yazarlık başta güzel, evet okula kaydolma var. Ama kadınlarımızın, kızlarımızın çoğu ilerleyen süreçte eğitimine devam edemeden bir şekilde bırakıyor. Siyasi güçlenmede 105. sıradayız. Mecliste kadın temsiliyetinde 86. sıra, bakanlık pozisyonlarında 139. sıradayız. Eğitim açısından kendi kurumlarımız, STK'larımızın açıkladığı raporlar da iç açıcı değil. Bakıyoruz. Ülkemizde kız öğrencilerin %39.9'unun lise ve dolayısıyla yüksek öğretim aşamasına geçemeden eğitim sürecini terk ettiğini ya da terk etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Bu da her 100 kızımızdan 40'ı eğitimini tamamlayamıyor, dolayısıyla meslek sahibi olamıyor ve nihayetinde yine istihdamdan mahrum kalıyor demektir. Hala çocuk yaştaki kızlarımızın evlendirilmesin önüne de geçebilmiş değiliz. Kadına yönelik şiddetse
artış bizi oldukça endişelendiriyor. Biliyoruz ki Türkiye'de her gün en az 4 kişi cinayete kurban gidiyor. En fazla artış gösteren de kadın cinayetleri ve aile içerisinde işleniyor. Bu istatistikleri aslında çoğunuz biliyorsunuz. Tek tek bu istatistiklerden bahsetmek istemiyorum. Durum değişmiyor. 2015'teki cinayet sayıları ortada, istatistikler ortada, 2016'da ortada, 2017'de de hız kesmedi, devam ediyor. Kadın şiddetinin görünen kısmının yanı sıra görünmeyen tarafı da var ve oldukça travmatik. Kadınların önemli bir kısmı çoğu zaman cinsel taciz, takip, mobbing, psikolojik şiddet, ekonomik şiddetle karşı karşıya kalıyor. Kadınların toplumsal yaşamdaki statüsünü iyileştirilmesi için ise yapılması gereken çok fazla şey var. Kız çocuklarımızın eğitimine devam ettirilmesinin sağlanması gerekiyor. Kız çocuklarımızın erken yaşta evlendirilmesi artık son bulması gerekiyor bu olayın. Ve yine kız veya erkek, biz burada eşitlikten bahsediyoruz. Çocuklarımızın tamamen her türlü istismardan korunması gerekiyor. Bakıyoruz haberlere, her gün bir haberle karşılaşıyoruz. Çocuklarımızın uğradığı istismarlara yönelik olarak. Aslına bakarsanız bu bana bir bakıma kaygı, bende kaygı yaratırken bir bakıma da bir konuda bir umut veriyor. Neden biliyor musunuz? Artık ortaya çıkıyor. Artık çocuklar şikayet edebiliyor. Aileler çocukların ne yaşadığını öğrenebiliyor. Çocuklar ailelerinin denetiminde, gözetiminde hakları savunularak o durumdan kurtarılabiliyor. Tabii bu da başka bir yönü. Pozitif ayrımcılık dediğiniz, iktidar partisi olarak kadına ayrıcalık tanındığını öne sürdüğünüz, ancak gelişmelere ve istatistiklere bakıldığında ise sonucun pozitif olmadığını, uygulamalarınızın yetersiz kaldığı ve vaat ettiği faydanın vuku bulmadığını görüyoruz. Kadın ve erkeğe eşit fırsatların sunulduğu, kadına saygının ön planda olduğu, hem kadına hem de erkeğe eşit desteğin sağlandığı çağdaş bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu sorun çözümünün en değerli adımları sorunu fark etmek ve kabul etmektir. Bunu unutmamak gerekir. Bu sebeple kadınlarımızın sorunlarının görünür kılınması sorunların çözümü için çok önemli bir adımdır. Yine kadına saygı duyan siyasi partilerin, siyasi temsilcilerin ve liderlerinin kadın üzerinden siyaset yapmaması gerekiyor. Zira kullanılan cümleler kadınları hedef haline getiriyor ve kadına yönelik baskı ve saldırıları da meşrulaştırıyor. Özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında kadının yaşadığı şiddetin boyutları o kadar geniş ki bazıları istatistik çalışmalarına da yansımıyor. Mesela terör. Terör şiddetinde. Terörün aldığı canların analarını yaşadığını direkt kendisine yöneltilen şiddetten nasıl ayırt edebiliriz? Çocuğunun vurulduğunu, bombalı bir saldırıda feci bir şekilde katledildiğini bilmek nasıl bir duygudur? Ya da çocuğunun kendi rızası olmadan, olmadığı halde ve ideolojik, siyasi ve ideolojik yönden istismar edilmek üzere alındığını, ölümün önüne konulduğunu bilmek bir kadın için, bir ana için nasıl bir duygudur? Şiddet dolaylı veya dolaysız en çok kadınlarımızın canını yakmaktadır. Kadına saygı duyan, kadının çektiği her türlü acıya duyarlı olduğunu iddia edenlerse önce başta terör olmak üzere her türlü şiddetin karşısında dik durmayı öğrenmeli, durabilmeyi becerebilmelidirler. Aziz Türk milletinin bekasını garanti altına alan, çocuk, kadın, erkek, her ferdin güvenliğini sağlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin korunması ve güçlenmesi için çaba sarf etmelidirler. Çocuklarının canını alan teröristlere sahip çıkan, peşmergenin başının bayrak diye nitelendirdiği şeyi, şanlı Türk bayrağının yanına asılması, şehit analarının yüreğini de nasıl acıtmıştır, bu nasıl bir şiddettir, nasıl bir psikolojik şiddettir, bunun da bilinip duyarlı olunmasını sağlanması lazımdır. Kadınlarımızın yaşadığı acı ve haksızlıklara karşı dik durmak demek, Türk kadınının milli ve manevi hassasiyetlerine de saygı duymayı gerektirir ki, bu en başta şehitlerimize duyacağınız saygıdır. Şehitlerimizin
ruhuna yük getirecek, arkadan anılarının da kadınların da yüreğini acıtacak uygulamaları.